Merhaba arkadaşlar, Hukuk Sosyolojisi dersiyle ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda klasik sosyologlar ve hukuk sosyolojisi perspektifleri üzerinde duracağız. Hukuk sosyolojisi disiplinler arası bir disiplin olarak ortaya çıkar ve bileşik bir disiplin olarak tanımlanabilir. Bu bağlam bizi farklı disiplinlerde çalışan düşünür ve kuramcıların hukuk ile ilgili söylemlerine yöneltir. Ama burada odak noktamız klasik sosyologlar ve hukuk sosyolojisi perspektifleridir. Evet, hukuk sosyolojisi alanında önce çalışmalar nelerdir, bu çalışmalar ne anlatırlar ve ne gibi gelişmeler ortaya koyarlar? Sosyolojinin kurucu isimlerinin hukuk analizleri nelerdir? Hukukun yaşamın içinden doğan bir olgu olduğu düşüncesi hangi kuramın temelidir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince hukuk sosyolojisinde öncü çalışmalar Karl Marx ve üst yapı kurumu olarak hukuk, Emil Durkheim ve toplumsal dayanışmanın göstergesi olarak hukuk, Max Weber ve hukukun rasyonelleşmesi, Egon Erlich ve yaşayan hukuk konularını ele alacağız. İlk olarak Montesquieu ve May'nin hukuka ilişkin görüşleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için ilk olarak hukuk sosyolojisinde öncü çalışmalar üzerinde duralım. Montesquieu ve May'in farklı dönemlerde yapmış oldukları çalışmalarla hukuk sosyolojisinin gelişimine önemli katkı sağlamışlardır. Aydınlanma döneminin ilk ve en büyük sosyoloğu sayılan Montesquieu'nun sosyolojik önemi toplumları sınıflandırması ve yasalara gösterdiği ilgiden gelir. Montesquieu doğada kanunları ile insanlar tarafından yapılan kanunları birbirinden ayırır. Böylece devlet tarafından buyrulmuş olanla toplum tarafından benimsetilmiş olan arasındaki farkı vurgulayarak kanunlarla gelenekler ve davranış kuralları arasında ayrım yapar. Montesquieu böyle bir ayrımı ortaya koymakla birlikte kanunlarla gelenekler ve davranış kuralları arasında sıkı bir ilişki olduğunu ve olması gerektiğini dile getirir. Ayrıca bir halk iyi bir ahlaka sahip olduğunda kanunların sadeleşeceğini de belirtir. Montesquieu'nun esas ilgisi aklın eseri, dahası aklın ta kendisi dediği pozitif yasalardır. Montesquieu'ya göre insan yapımı olsalar da pozitif yasalar başta iklim ve coğrafya olmak üzere çeşitli dışsal etmenler tarafından belirlenir. May'nin hukuk kuramı hukuki pozitivizmin eleştirisi temelinde ve tarihçi hukuk okulunun etkisi altında şekillenir. May'nin hukuk kuramı hukuki kavramlarla kurumların kökenini ve tarihsel gelişimini ortaya koymayı amaçlar. May'e göre hukukun gelişiminde yargı kuraldan, yargıç da yasa koyucudan önce gelmektedir. Başka bir ifadeyle May'in hukukun kökeninde kuraldan ve kural koyucudan önce yargı ve yargıç geldiği savunusunu yapar. May'in ortaya koyduğu hukuk kuramının temel tezi toplumların evrimci gelişimiyle paralel olarak statü temelli hukuktan sözleşme hukukuna doğru geliştiğidir. Bu süreçte yazılı hukuka geçişin ve hukuki kurguların büyük önemi vardır. Montesquieu'nun ve May'in görüşlerini sizlerle paylaşarak hukuk sosyolojisinde öncü çalışmaları kısaca özetlemiş olduk. Şimdi de Karl Marx'ın hukuk hakkındaki görüşlerini açıklayabilmek için Karl Marx ve üst yapı kurumu olarak hukuk konusunu ele alalım. Sosyolojinin öncü isimlerinden Karl Marx, hukuk eğitimi almıştı ancak bağımsız bir hukuk kuramı geliştirmedi. Bununla birlikte yaşamının farklı dönemlerinde hukuka ilişkin farklı yaklaşımlar sergilemiştir. Ancak buradaki görüşleri daha çok hukuku tarihsel materyalist bir yaklaşımla ele aldığı döneme aittir. Marx, hukuku bağımsız bir toplumsal olgu olarak değil, maddi toplumsal koşulların ve üretim ilişkilerinin bir ürünü olarak ele alır. Marx'a göre bir toplumdaki hakim üretim biçimi ve üretim ilişkileri o toplumdaki hukuk sistemini biçimlendirir. Her üretim biçimi kendine özgü hukuksal kurumlarını, kendi yönetim tipini yaratır. Bu itibarla Marx, hukukun biçimiyle değil, içeriğiyle, maddi ve toplumsal temelleriyle ilgilenir. Marx'ın hukuk analizinin önemli bir boyutu da hukukun sınıf çatışması ve sınıf egemenliğiyle olan ilişkisidir. Bir üst yapı kurumu olarak hukuk, sınıf çatışmasında tarafsız olmayıp egemen sınıflara hizmet eder.
Bununla paralel olarak Marx hukuku ideolojik bir biçim olarak değerlendirir. Marx'a göre kapitalist toplumda hukuk proletarya ile burjuvazi arasındaki sömürü ilişkisine dayalı toplumsal gerçekliği sözleşme serbestisi, mülkiyet kutsallığı, hukuk önünde eşitlik biçimindeki hukuki kavramlar yoluyla çarpıtır ve meşrulaştırır. Toplumsal değişmeyi tarihsel bir zorunluluk olarak gören Marx'a göre hukuk da maddi toplumsal koşullardaki değişimiyle birlikte değişmek zorundadır. Hukuku üst yapı kurumu olarak ifade eden Karl Marx'ın temel görüşleri bunlar. Şimdi Emil Durkheim'ın hukuka ilişkin analizlerini değerlendirebilmek için Emil Durkheim ve toplumsal dayanışmanın göstergesi olarak hukuk konusu üzerinde duralım. Toplumsal dayanışma, bütünleşme ve düzen Durkheim'ın toplum kuramının merkezindeki temalardır. Durkheim, maddi bir olgu ve toplumsal dayanışmanın niteliğini yansıtan dışsal bir gösterge olarak hukuku ele alır. Toplumsal dayanışmanın zaman içinde geçirdiği evrimci değişimi ortaya koymak üzere hukuku inceler. Durkheim, toplumların mekanik ve organik şeklinde iki farklı dayanışma biçimi geliştirdiğini, her birinin kendine özgü iki farklı hukuk anlayışına sahip olduğunu savunur. Mekanik dayanışma benzerliğe ve güçlü ortak bilince dayalıdır. Burada hukuk sistemi bastırıcı, cezalandırıcı niteliktedir. Bastırıcı hukuk, birey ile toplum arasındaki ilişkiyi düzenleyerek bireyi topluma doğrudan bağlar. Suç, ortak bilince bir saldırı olarak değerlendirilir ve cezalandırma toplumsal uyumu koruma amaçlıdır. Karşılıklı iş bölümüne dayalı olan organik dayanışma ise farklılaşma ve uzmanlaşmadan doğar. Geçerli olan hukuk, ıslah edici, onarıcı niteliktedir. Onarıcı hukuk, bireyler arasında veya bireyle toplumun sınırlı özel kesimleri arasındaki ilişkileri düzenleyerek bireyi dolaylı olarak topluma bağlar. Suç toplumsal bütüne bir saldırı olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla ceza hem bireyselleşmiş hem de onarma ve ıslah amaçlıdır. Durkheim'a göre iş bölümündeki artışla birlikte mekanik dayanışma yerini organik dayanışmaya ve bununla paralel olarak da baskıcı hukuk yerini onarıcı hukuka bırakmıştır. Gelelim Max Weber'in hukuk hakkındaki görüşlerini açıklayabilmek için Max Weber ve hukukun rasyonelleşmesi konusuna. Marx ve Durkheim gibi Weber de bağımsız bir hukuk kuramı geliştirememiştir. Weber'in hukuka ilişkin değerlendirmeleri çalışmalarındaki ana tema olan Batı'da yaşanan rasyonelleşme süreci eksenindedir. Weber Batı'ya özgü olduğunu düşündüğü biçimsel rasyonelliğin ve amaç yönelimli rasyonel eğilimin artan biçimde toplumsal yaşama egemen olmaya başladığını savunur. Bu çerçevede hukukta toplumsal yaşamın diğer alanlarındaki rasyonelleşme süreçleri ile etkileşim halinde ve tarihsel bir süreç içerisinde rasyonelleşmiştir. Rasyonelleşme hem hukuk normlarının kurulması olarak hukuk yapma hem de söz konusu normların somut olaylara uygulanması olarak hukuk bulma için geçerlidir. Weber'e göre hukukun rasyonelleşmesinde içsel dinamikler ve dışsal faktörler etkendir. Ancak hukukun rasyonelleşmesinde esas etken içsel dinamiklerdir. Bunların başında akademik hukuk eğitimi almış profesyonel bir hukukçular sınıfının ortaya çıkması gelir. Bununla birlikte dışsal faktörlerin de önemine işaret eden Weber, özellikle iktidar yapısında ve ekonomide yaşanan rasyonelleşmeyi hukukun rasyonelleşmesiyle karşılıklı ilişki içerisinde ortaya koyar. Bu çerçevede rasyonel yasal otorite ile rasyonel iktisadi bir düzen olarak kapitalizmin gelişimi ile biçimsel rasyonel hukukun gelişimini birlikte ele alır. Weber'in hukuk hakkındaki görüşlerini açıkladığımıza göre son olarak Eguen Erlich'in yaşayan hukuk kuramına açıklık getirmek için Eguen Erlich ve yaşayan hukuk konusuna değinelim. Eguen Erlich yaşayan hukuk olarak bilinen kuramında hukuku toplumsal yaşamın içinden doğan bir olgu olarak ele alır. Hukuku, hukuki cebir, mahkeme ve hukuki yaptırımdan ibaret sayan egemen hukuk anlayışını eleştirir. Erlich'e göre hukukun yegane kaynağı insanların birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde oldukları, aile, dini cemaat, siyasi parti, meslek örgütü, ulus ve devlet biçiminde oluşan toplumsal birlikler ve onların içsel düzenidir. Toplumsal birlikler şimdiye dek hukukun sadece asıl değil, aynı zamanda temel biçimi olmuştur. Bir dizi tarihsel gelişmenin sonucu olarak devlet hukukunun kaynağı gibi görünse de hukukun biricik kaynağı toplumsal birliklerin içsel düzeni ve hukuksal olgulardır.
Hukuk varlığını aynı zamanda her türlü toplumsal ve ekonomik düzenin altında yatan hukuksal olgulara borçludur. En önemli hukuksal olgular teamül, egemenlik, sahiplik ve zilyetliktir. Örlih ayrıca yaşayan hukuk, hükmi hukuk ve devlet hukuku şeklinde bir ayrım yapsa da üçünün de üzerinde yükseldikleri temellerin hukuki olgular olduğunu savunur. Hukuk bir toplumsal fenomen olduğundan her türlü hukuk bilimi bir sosyal bilimdir ve hukuk sosyolojisi de hukukun teorik bilimidir. Bu programda hukuk sosyolojisinde öncü çalışmalar Karl Marx ve Üst Yapı Kurumu olarak hukuk, Emil Durkheim ve toplumsal dayanışmanın göstergesi olarak hukuk, Max Weber ve hukukun rasyonelleşmesi, Eugen Örlich ve yaşayan hukuk konularını ele aldık. Evet arkadaşlar, hukuk sosyolojisi dersiyle ilgili klasik sosyologlar ve hukuk sosyolojisi perspektifleri üzerinde durduğumuz programımızın sonuna geldik. Gelecek programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.